Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan maden faciası tüm Türkiye'yi yasa boğarken, İnegöl'de kendileri küçük ancak yürekleri büyük öğrenciler de Türk milletinin bu yasına ortak oldu. Ki yaşları yaşananları anlamayacak kadar büyük değil. Ancak gösterdikleri duyarlılık yüreklerinin ne kadar büyük olduğunu ortaya koydu. Mal kayıplarına yol açıyor. Depremde büyük bir felaket. Depremden kaçmanın mümkünü yok ama korunmanın mümkünü var. Vehbi Koç İlkokulu 1J sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Ahmet Tunç ile birlikte Soma'da hayatını kaybeden 238 maden işçisinin yasını tuttu. Ama parmak. Öğrenciler sabah sınıflarının girişine bulunan panoya büyük siyah bir kurdele asıp altına da "Yastayız, kalbimiz Soma'da atıyor, kalbimiz yerin derinliklerinde, başımız sağ olsun, acınız acımızdır" yazılı afiş astı. Afişte bir maden işçisinin fotoğrafına da yer verildi. Yaz ilan edildi, milli yaz. Biz de onların arasına... Öğrenciler bununla da kalmayıp gün boyu tüm derslere yakalarına astıkları siyah kordele ile girdiler. Öğretmenleri Ahmet Tunç'tan yaşananları dinleyen öğrenciler, sayılar belki de binleri bulan çocukların babasız kaldığını öğrenince üzüntülerini gizleyemedi. Konuyla ilgili sınıf öğretmeni Ahmet Tunç, Süper Kanal mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Bugün ülkemizde çok elin bir kaza meydana geldi. Soma ilçemizde. Çocuklarımızı bu konuda milli yas ilan edildi. Çocuklarımıza bu konuda duyarlılığı kavratmak, milli yasın önemini kavratmak için böyle bir duyarlılık seçtik. Böyle bir elim kazada kayıtsız kalamazdık. Çocuklarımıza, gelecek kuşaklara örnek olabilmek, acıyı paylaşmak, acıyı bal eylemek için bu etkinliği düzenledik. İnşallah faydasını görürüz diye düşünüyorum. Nasıl çıktı? Daha önceki yıllarda böyle bir kaza olmuştu. O zaman da böyle bir etkinlik yapmıştık ama bu ulusal boyutta olunca biraz daha dikkat, önem gerektiriyordu. Böyle bir etkinlik yaparak acıyı hafifletmeye çalışmak istedik. Destek oldu. Herkes, az önce de gördüğünüz gibi bütün velilerimiz buraya aktılar. Sağ olsunlar, bize destek veriyorlar her zaman. Onlar da acıya ortak olarak acıyı hafifletmeye çalışıyorlar. Bugün çocuklarla konuştuk. Çocuklar harçlıklarını biriktirerek bir kardeş okul seçip oradaki arkadaşlarına kırtasiye, giyecek, yiyecek, hatta burada ağırlamak istiyorlar. Onlarla kardeş okul olup onların acılarını hafifletmek istiyoruz.